Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kadayıf tatlısı yapacağız. Çok pratik yöntemiyle arkadaşlar. Ee, tatlımız için 250 gram tereyağına ihtiyacımız var. Öncelikle tereyağını eritiyoruz ve geliyoruz. Ee, tereyağımızı erittik gördüğünüz gibi ama üzerindeki şu köpüksü tabakayı almamız gerekiyor. Diğer türlü kadayıfımızı fırına attıktan sonra arkadaşlar içinde böyle yanmış görüntüsü oluyor o yüzden bu görüntünün olmasını istemiyoruz Köpüğünü almış olduğumuz tereyağımızı kadayıflarımızın üzerine şöyle iyice gezdiriyoruz ve ardından elimizle ovalayarak yağın bütün kadayıfla buluşmasını sağlıyoruz. Bu arada en büyük püf noktayı da sizlere söylemek istiyorum. Kadayıf alırken kadayıfınızın taze olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kadayıfınız taze olursa tatlının şekillenmesi de o kadar kolay olur ve daha böyle lezzetli olur. Kadayıflarımızı hazır hale getirdikten sonra artık şekillendirme aşamasına da geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi kadayıfları bölmüyoruz. Böyle şöyle içinden bir tutam çekip parmağımıza işaret parmağımıza doluyup içine de cevizi yerleştirip şöyle minik minik lokmalık kadayıflar elde ediyoruz. Çok büyük yapmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle hem göze hitap ediyor hem israfı engellemiş oluyoruz. Küçük küçük çok da böyle dediğim gibi göz gösterişli oluyor. Kadayıf bitinceye dek arkadaşlar e, bu işlemi uyguluyoruz. Yine e, çokluğuna göre tepsinizin büyüklüğüne göre de miktarı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer ki Kanalımda diğer tatlı tariflerime bakmak isterseniz tatlılar kategorisinden de e, videolarımı izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Birbirinden farklı lezzetli tatlılar mevcut. Eğer abone değilseniz de abone olup bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Şekillendirme aşamasını da tamamladık. Şimdi tatlım fırına gidebilir. 180 derecelik fırında şöyle kadayıflar kızarıncaya dek fırınlayacağım. Ee, üzerine herhangi bir yağ dökmeyeceğim. Çünkü kadayıf yağladığım için ekstra üzerine yağ dökmeme gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde artık fırına gidebilir. Kadayıflar fırında pişerken diğer taraftan da tatlının şerbetini hazırlayacağım. Ee, benim tatlı tepsim arkadaşlar 26 santimetre çapında bir tepsi. Onun için 3 su bardağı klasik su bardağı ile 3 su bardağı şeker kullanacağım. 3 su bardağı da su kullanacağım artık arkadaşlar. Ee, bardak ölçüm 200 milimlik ve hepsini tencereme alıp ocağa koyuyorum artık. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 12 ile 15 dakika kadar orta ateşte kaynaması yeterli oluyor arkadaşlar. Ardından ocaktan alabiliriz. Şerbetim gördüğünüz gibi hazır hale geldi. Ocaktan aldım. Şöyle iyice kaynar vaziyette dökmek istemiyorum. İyice havalandırıyorum arkadaşlar. Bu arada tatlım da pişti ve soğudu. Ee, soğuyan kadayıfın üzerine şöyle ilk harını aldığım şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Bu da böyle çıtırlığını korumuş oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Hamur su olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. ardından tatlımız dinlendi ve sunuma hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi biraz Antep fıstıkları ile süsleyip kendini renklendiriyoruz. Gerçekten hem görüntü olarak hem lezzet olarak çok lezzetli ve pratik bir tatlı kesinlikle tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, diğer tatlı çeşitlerim diğer videolarıma bakmak isterseniz yine kanalımdan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.